fx eşittir x artı 4 bölü x artı 3. Birebir ve örten fonksiyon olduğuna göre a artı b'yi bulunuz. Şimdi bu teknik bir sorudur arkadaşlar. Çok çıkar karşınıza. Hocam, Efendim. bekleyen arkadaşlar varmış. Alır mısınız? Bir yazrağı var, onu da al. Beklemesinler. Şimdi burada bu fonksiyon birebir ve örten derken ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Tanımlı demek istiyor. Nerelerde tanımlı ama? Bakın, f fonksiyonu için ne söylemiş? Burası önemli. Zaten olayın şeyi bu. R eksi A'da tanımlı. O R eksi B'de tanımlı. Yani X buydu. Y de buydu. Şimdi A bunu demek ki A burada olamıyor. Olursa ne oluyor? Birebir örten olmuyor. Birebir örten nasıl olmuyor? Demek ki tanımlı yapmıyor. Paylı paydalı sorularda kim tanımsızdır? Nasıl tanımsız olur? Payda sıfır olunca tanımsız. Payda sıfır olunca tanımsız olur. Tanımsız olunca ne olur? Fonksiyon birebir ve örten olmaz. Demek ki A bunu tanımsız yapıyor. Şimdi o yargıya varmam lazım. Nasıl tanımsız yapar? X yerine A yazarsın. Burası sıfır olunca, yani paydada x yerine a yazarsın, sıfır yapıyormuş demek. Onun için çözüm kümesinden, yani kümeden atmışlar onu. Ortalığı bozuyormuş. Fonksiyon birebir ve örten olmuyor 3 olunca. Hatta Hocam bu hocam Evet. neden paydayı yaptığımız bir daha bir söyleyebilir misin? Yazacaksın mı? Yazma değil. Tam orayı kaçırdım mı? Bir daha bir söyleyebilir. Bu fonksiyonu tanımsız yapmak için bir tek şey lazım. O da payda sıfır olunca tanımsız yapar. Cümleyi kaçırmıştım ya. Tanımsız olunca ne olur? Birebir ve örten olur. Dolayısıyla fonksiyon olmaz gibi 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 yorumlar. Şimdi B'yi nasıl kullanacağım? Bu soruyu nerede sormuş? Fonksiyonun tersinde. Fonksiyonun tersini tanımsız yapan değer de B değeriymiş. B. Hı. Fonksiyonun tersini de, yani çapraz yer değiştiriyorum, işaret değiştiriyorum. Dikkat et. Fonksiyonun gizli bir var. Fonksiyonun tersini tanımsız yapan da B değeriymiş. B değerini yazınca tanımsız yapıyormuş. Dolayısıyla birebir ve örten olmuyormuş fonksiyonumuz. O zaman burada paydayı ne yapıyormuş B değeri? X yerine B yazarsan sıfır yapıyormuş. Tanımsız yapıyormuş pay. Bu ifade. B de 1'ci yapıyor. Şimdi aynı sorunun benzerini ben sorayım. F fonksiyonu R eksi 5 ok işareti R eksi eksi 7. Fonksiyonunda
Şu. Soru kökü aynı. İşte birebir ve orten fonksiyon olduğuna göre A artı B'yi soralım. Nedir yorumumuz? Birebir ve örtense bu R x yerine ne yazarsan yaz 5 hariç tanımlıdır. Tersinde de Y yerine ne yazarsan yaz eksi 7 hariç tanımlıdır. Ha, tanımsız yapan nedir? 5 değeri. 5'i yazarsan ne olur? 0 olurmuş. Dolayısıyla birebir ve örten olmazmış. O zaman burayı sıfıra x yerine 5 yazarsan 5b eksi 4 eşittir 0 dersen b'miz 4 bölü 5 yapıyor. Tersi ne bu arkadaşın? 4x artı 3 çapraz yer değiştiriyor ve işaret değiştiriyor. Önündekiyle alıyorsun. Eksi 4 artı 4 oluyor. Dikkat et. Bx eksi a oluyor. Burada kim tanımsız yapıyor? Eksi 7 tanımsız yapıyor. Ha, x yerine eksi 7 yazarsa, tabii b'nin değerini de biliyorum, onu da yazayım. 4 bölü 5 çarpı eksi 7 eksi a 0 yapıyormuş. Biraz kesirli oldu benimki de. İdare edin. Eksi 28 bölü 5. A'yı da bulmuş oluyorum. Toplamı eksi 24 bölü 5. Aynı tip soru, aynı hikaye nedir? Biraz yerleri değiştirdim. Hocam kağıdı biraz sağ alabilir misiniz? Piyasa sorusudur, karşınıza çıkar. Bir notumuz olsun, önemlidir. Şimdi F A eşittir B olsun. Adamın adı ters ya. Tersinde ise A ve B'yi yer değiştirir. F'in tersinde B de A olur. Bu ne demek? F 3 5 ise, 5'e eşitse F'in tersinde 5 kime eşit olur? 3'e eşit olur gibi düşüneceğiz. Bu herhalde kitabınızda bundan bahsetmemiş, sormuş ama kitapta bahsetmemiş galiba. Örnek 20. Şimdi sana düz bir fonksiyon verip de tersinde bir şey istiyorsan sen o düz fonksiyonu ters yapabilirsin. Yani fx artı 2 7 eksi 2 x'e f'in tersinde 7 eksi 2 x
x artı 2'ye eşit diyebilirsin. İçi kaç olacakmış? 5 olacakmış. Şurası 5 olacakmış. Ha, x yerine kaç yazarsan 5 bulursun. Ben gördüm, x yerine 1 yazarsam f'in tersinde 5'i bulurum. Göremezsen ne yapacaksın? 7 eksi 2x'i 5'e eşit diyeceksin. Toplama, çıkarma, çarpmanı yapacaksın. X gördüğüm yere 1 yazarım dersin. 1 yazarsam bakın bakalım neler oluyor. F'in tersinde 5. Aha, adamın istediği. 1 yazarsan 3'e eşit oluyor. Şimdi şöyle sorular da çıkar. Hani mesela fx 4x eksi 5 bölü 6. İşte f'in tersinde 3 nedir desin. Senin aklına hemen birinci yol diyelim. Senin aklına hemen şu gelir. Kardeşim ben bu fonksiyonun tersini alırım. Tersinde 3 yazarım. Doğrudur. Bu bir yoldur. Metottur. Bunun tersini de biliyorum. Tamam. Demin gördüm. Çarpma olan bölmeye geçecek. Bölme olan çarpmaya geçecek. Çıkarma da toplam olacak. Tamam. Okey. Tersini almış olduk. Tersinde x yerine ne yazacaksın? 3 yazacaksın. İşte 3 yazarsan 18. 23 bölü 4 olacak. Bir yolu daha vardır. Bu daha kestirmedir. Öğrenci çok sever. Şimdi mesela f3'ü sorsaydı x yerine 3 yazıyor. Öyle değil mi? F3'ü sorsa. Ha, f'in tersinde 3'ü sorarsa şu fx fonksiyonundaki denklemi yani 4x eksi 5 bölü 6'yı direkt 3'e eşit dersin. Ve bulduğun x sorunun cevabıdır. Yani denklemi eşitlersin. Bakalım aynı çıkacak mı? 4x eksi 5 18 eksi 5'i öbür tarafa atıyorum. 23. X eşittir 23 bölü 4 oluyor. Aha, bunları not alın arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Sağa çevirem, sola çevirem, ortalayam, bir şeyler yapam ama bunları not alın. Bu önemli. Şimdi bazı sorularda ilk yol zor olur. Sıkıntılı olur. Yorar adamı. Hocam ikinci yolu tekrar bir söyleyebilir misiniz? Denklemi buradaki sayıya eşitleriz. O kadar. Fx fonksiyonunu verilen sayıya eşitleriz. Örnek 21 tam da bunu anlatıyor. Hem de öyle böyle değil, deli gibi anlatıyor.
Abi küplü müplü bir soru bu. Gençler. İyi dinleyin. Bayağı bir işlem yeteneği lazım bu tip sorulara. Bu fonksiyonun tersinde 13'ü istiyor bizden. F'in tersinde 13. Şimdi ben de B diyeyim. F'in tersinde X'i de istesin. Şimdi sayı verince basit bu. Sayı verdi mi tamam korkma. Fonksiyonu eşitlersin bulursun. Ama f'in tersinde x deyince mecbursun. Bakın burada iki yol kullanmış. O benim anlattığım demin. Birinci ve ikinci yol. Eğer f'in tersinde x derse mecburen birinci yolu kullanmak durumundasın. O uzun yolu. Ama f'in tersinde 13 diyorsa ben denklemi yani x eksi 2'nin küpü artı 5'i verilen sayıya eşittir. Az çok toplama çıkarma bilmem ne bilirim. X eksi 2'nin küpü 8'dir. O da 2'nin küpüdür. Üstler aynıysa tabanlar eşittir derim. X eksi 2 2'dir. X'im de 4. Mis gibi çıkar. Ama sayı vermezse mecburen o uzun yola girerim. Aha orada işlem yeteneği gelir. Şöyle ki artı 5 öbür tarafa eksi 5 olarak gider. Neydi bir fonksiyon ne olursa olsun benim beynimin arkasında ne var? Fonksiyonun tersini almak demek x'i yalnız bırakmak. Bu küpten nasıl kurtulurum? Her tarafın küp kökünü alırım. Ya küp kökünü alırım ki küpü küp kökünü götürür. Geriye kalır x eksi 2 küp kök y eksi 5. Eksi 2 öbür tarafa artı 2 olarak geçer. Aha yine başardım. Neyi başardım? X'i yalnız bırakmayı. X gördüğüm yere fx, y gördüğüm yere de x. Kitap bunu en başta yapıyor. Hani çözüme bakınca karıştırmayın. Kafanıza bir şey yapmasın. Kitap bunu en başta yapıyor. Ben en son. Önemli. Yani işi bitirdikten sonra yapıyoruz. Kafanız karışmasın. Şimdi çok teknik olaylar bunlar. Arkadaşlar bileşkeyle ve fonksiyonun tersiyle ilgili bol bol soru çözün. İşlemi, teknik detayı bol olan bir organizasyon. İşte fonksiyonun tersinde x, fonksiyon tersi x. Orada x yerine 13 yazarsanız yine 4'ü bulacaksınız. 13'ten 5 çıktı 8. 8 dışarı 8 2'nin küpüdür. 2 2 daha 4 eder gibi 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 olaylarımız vardır. Kaç dakikamız var? 7. 7. Tamam. Hocam son şeyi tekrar anlatabilir misiniz? Tam olarak nereyi? Hiçbirini mi şey yapmadın? Şimdi bana nokta atışı yapın ki. Hani hocam pembe kutunun üstündeki işlemi. Şurayı mı? Evet.
Eksi 2'yi öbür tarafa attım. O mu? Hocam ben y yerine neden x yazdığınızı anlamadım. Başta anlattık ya, fonksiyonun tersini almak için diye başladık ya, konuştuk ya, ilk fonksiyonların tersi dediğimde nerede lan o? Şunu yazdın mı? Başka. Tamam hocam anladım. Evet. Olayımız zaten o. X'i yalnız bırakıp X gördüğümüz yere Y gördüğümüz yere X yazıyoruz. Evet. 22. örnek. Fx fonksiyonu verilmiş. Ya bunlarla ilgili yüzlerce soru vardır kaynaklarınızda, piyasada. Çözcük derecede oturacaktır. Çözün yani. Çözmezseniz olmaz bu işler. Herkes f-2'nin ne demek olduğunu biliyor. f-2 denklemde x yerine -2 koy demektir. Hocam sayfayı birazcık sağa doğru alır mısın? Almıyorum lan. Oldu mu? Ben nasıl yazacağım Edis? Hocam ama diğer şeyde de gözükmüyor sol taraf. Görme, hayal kur. Hayal gücün çok zayıf. Görüyor musun şimdi? Tamam. Görüyorum hocam. Tamam. X yerine eksik, f-2'yi herkes bulmayı biliyor. Yani öyle tahmin ediyoruz. Eksi 2'nin karesi 4. F-2 12. Şimdi f'in tersinde 17 ne yapacağız? F-2 kolay. X yerine eksi 2 yaz. F'in tersinde 17 de kolay. Denklemi yani x kare artı 18'i 17'ye eşitliyoruz. X kare 9. X kaç gelir? Normalde x artı eksi 3 gelir. Yani artı 3 de olabilir, eksi 3 de olabilir. Ama çözümde de demiş. Bakın fx fonksiyonunun tanım kümesi eksi sonsuzla sıfır arasında olduğundan tanım kümesi yani x'i eksi sonsuzla sıfır olduğundan buradan alacağın değer nedir? Eksi 3'tür. Aha. Şunları toplayacaksın. 12 eksi 3 9 olur. Kitapta yazıyor. Fx fonksiyonunun tanım kümesi eksi sonsuzla sıfır aralığında bulun ne diyor lan? Artı 3 bulunmadığından x eşittir eksi 3 olmalıdır. Tanım kümesi ne? X. O da ne? Birinci küme. Eksi sonsuzla sıfır. Bunun değer kümesi neymiş? 8 ile sonsuz arasında. Evet, bu sayfayı bitirelim. Bugün sizi yorduk ama yarın dersimiz yok. Döndürüp döndürüp aynı şeyleri soruyorlar. Benim için aynı. Sizin için farklı tabii.
22 ise M değeri nedir diyor. Ben işime göre davranırım. Tersinde M artı 2 22 ise F22 yer değiştirirsem M artı 2 eşit olur dedi. Bunun da not olarak verdik. Ne dedik? FAB ise dedik. Tersini alırsan FB'de A olur dedik. Yer değiştirirsen tersken düz, düzken ters oluyor F fonksiyon. Yani şimdi şu fonksiyonda şurası ne olacakmış? 22 olacakmış. Orası 22 olunca karşı tarafta ne olacakmış? M artı 2 olacakmış. Evet. Hangi x beni 22 yapıyor? Onu bulalım. X eksi 8 22 ise 30. X yerine 15 yazarsam F22'yi buluyormuş. X yerine 15 yazarsam denklemde F22 15 yazıyorum. 45 ve 49. Benim F22'm 49'a eşit. O adamın F22'si M artı 2 eşit. O zaman biz bunları ne yaparız? Birbirine eşittiriz. Olay bu. Hangi özelliği kullandık? F'in tersinde B, A ise yer değiştirdik A ile B'yi. F A eşittir. B özelliğini kullandık. Bununla ilgili daha detay sorularımız var gençler. 1, 2 sayfa sonra fonksiyonlar bitiyor. Hafta sonu bu fonksiyonların bütün alıştırmalarını yapın. Ölçme değerlendirme var. Bunlara bakın. Fonksiyon konusu bitti. Hafta sonunu iyi değerlendirin. İyi dersler.